olacaksın şimdi ya? Bilmediğim yerden gelmişsin. Şey, şu an ne yapıyorsun? Ortağıma kaç falan onu sorayım mı? İster misin? Abi sorayım. Okay yani. Kaç ortağıma? 1.70. Onu sormasak daha ya. Utancı yok yani. Zaten bilmiyor benim kanalda da ben diyorum. Valla. Kayıtta mı şu an? Aynen. Abi güzel güzel böyle. O, pink, şey gibi Oğuzhan Uğur aynen. Sen böyle yapıyor ya. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda ODTÜ'yü yiyen adam Mert Hiç Durmaz var. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk, nasılsın? İyidir, seni sormalı. İyi şükür yani, olsun. Geldik YKS içeriği. İkinci sınıfta uzay ve havacılık mühendisliği okuyorsun. Evet, ikinci sınıftayım. Seneye de ikinci sınıftayım. Güzelmiş. O zaman bölümünü anlatmanı isteyeceğim. Tamamdır. Yani ne yapıyorsunuz siz? Ne iş yapıyorsunuz çıkınca? Biz ne yapıyoruz? Şimdi havacılık ve uzay mühendisliği denince insanlar şey olarak soruyor. Şey olarak bak yani böyle. Geliyorlar mesela, sen diyorlar mezun olduktan sonra astronot mu olacaksın? Uzaya mı çıkacaksın? Neler yapacaksın tarzı böyle sorular geliyor. Ama öyle değil. Biz ne yapıyoruz? Bizim genellikle zaten havacılık ve uzay olarak geçse de bölümümüz, derslerimiz havacılık üstüne. Genellikle işte uçuş mekanikleri olsun, uçak tasarımları olsun. Yani genelde uçan ne varsa işte İHA, SİHA, dronlar, muronlar, uçak, helikopter, bunlarla alakalı derslerimiz var. Bunların yapımını, mekaniğini, aerodinamiğini öğreniyoruz. Onun dışında uzayla alakalı da işte az bir bilgi alıyormuşuz. Ama şu an ben daha uzayla alakalı çok ders görmedim. O yüzden bununla alakalı çok bir net bilgim de yok. Mezun olduktan sonra da Roketsan, Aselsan, Havelsan, TUSAŞ böyle şirketlerde işte kontrolcü olsun ya da atıyorum tasarımcı olsun, işte bu şekillerde bazı pozisyonlarda, belli pozisyonlarda çalışmaya başlıyoruz. Genellikle işte dediğim gibi drone yapımları, uçak yapımları, şu anda da ülkemizde çok gelişmekte olan bir sektör zaten hani. Öyle çok açık bir sektör. Bunlarla alakalı işlerde çalışıyoruz. Bu şekilde. Peki bölümün Erasmus şansları nasıl? Bölümün Erasmus şansları şöyle, ilk önce 2,5 üstü ortalama yapmanız gerekiyor. Ondan sonra belli bir İngilizce sınavına girmeye başladınız artık. Eskiden hazırlık notunla beraber Erasmus'a başvurabiliyordun ama artık o kaldırıldı, o sistem. Direkt sınava girip, İngilizce sınavına girip de ortalamanla belli bir sıralamaya sokuluyorsun. Ona göre Erasmus'a başvuruyorsun. Peki şunu diyebiliyor muyuz? Sonra, İsteyen bir kişi yapabiliyor mu yani Erasmus? Ya kontenjanlar şöyle, nasıl? Kontenjanlar çok yüksek değil diyebiliyorum ama bir de hibe muhabbeti var. Hibe çok az kişiye veriliyor diyebiliyorum. Bu yüzden hani maddi imkanı çok yeterli olmayan bir kişi çok rahat yapamaz. Hani çünkü hibe çok az kişiye çıkıyor diyebiliyorum. Hibe çıkmayınca da orada yaşamak için dolar ve euro üstünden olacağı için, genellikle euro üstünden olacağı için genellikle zor. Yani ama hibe çıkması için de ortalamanızın çok yüksek olması gerekiyor. Yani gelip çalışırsanız, Erasmus çok istiyorsanız çok rahat bir şekilde yaparsınız. Ama çalışmanız lazım, ortalamanızın yüksek olması lazım. Ortalama demişken senin ortalaman kaç? Ya benim ortalamam çok iç açıcı değil yani. Bu ama size umut kırık, umutsuzluk yaratmaz. Hayal kırıklığı sizde yaratmaz. Benim ortalamam 1.79. Anneme selamlar olsun buradan. 1.79 ama toparlanır ya. Hani dersler zor mu? Zor. Ama bizim de eşekliğimiz var. Bizim hani online döneme gitti bir yılımız. İlk senem online olunca hani dersleri adam akıllı öğrenemedim, edemedim. Ama dersler zor mu? Zor yani. Şey bekliyordum ben hani, liseden çıktım böyle. Hani üniversiteyi kazandık artık. ODTÜ'ye geldik abi. Hani hazırlıktasın zaten. İlk yıl hiç ders çalışmıyorsun hazırlıkta. Ve diyordum ki hani bölüme geçince de yaparız bir şekilde. Zaten bundan sonra kurtardık kendimizi gözüyle bakıyordum ama öyle değil. Şimdiden sınava bir ay kaldı ama şunu unutmayın, bu bir ay sonra 3-5 ay yatacaksınız, ondan sonra okula geldiğinizde yatmaya devam edeceksiniz anlamına gelmiyor. YKS'ye çalıştığınızdan kat be kat fazla çalışıp emeğinizin çok daha az karşılığını aldığınız bir yere geleceksiniz buraya gelseniz. Bunu da şimdiden acı bir şekilde söyleyeyim, çok üzgünüm. Peki senin İngilizcen iyi miydi? Hazırlık İngilizcem nasıldı senin için? Kötüydü. Evet, çok güzel bir soru bu. ODTÜ'nün hazırlık eğitimi. Benim İngilizcem kötüydü cidden, hani konuşamıyordum. Ama şu anda aldığım hazırlık eğitimiyle ve sonrasında gördüğüm İngilizce derslerle beraber İngilizcemi gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Hani yurt dışına gittiğimde çok rahat bir şekilde yaşarım. Zaten makale falan bir sürü yazdırıyor. Yani makale dediğim hani İngilizce derslerinde bir sürü yazı yazdırıyorlar. O da çok geliştiriyor yazımızı. Bir tık okumamız eksik. O da çok fazla okumadığımız için. Bir de mühendis olduğum için hani daha çok böyle okumaktan ziyade formüllerle işimiz oluyor. O yüzden okumamız bir tık çok iyi değil ama onun dışında İngilizce eğitimi gayet yeterli. Çok iyi öğretiyor. Yani
Türkiye'de alabileceğiniz nadir İngilizce eğitimlerinden biri. Çok rahat öğrenirsiniz. Yani İngilizceden korkmayın, ben size onu diyeyim. Peki her sen bir sene de geçtin mi? Bir sene de geçtim, evet. Çok güzel yani, aslında. Tek de geçtik. Ama geçemeyen arkadaşım da var. Onun mesela online'a gitti yine. İkinci hazırlık senesi online'a gitti. Ama hiç pişman değil mesela. Yani iyi ki diyor, öğrenip de geçmiş. Hani öyle öğrenemeyip de kaldım İngilizce hazırlık, bir daha okuyacağım, tüh vah falan yapmayın. Yani çünkü öğrenemezseniz bölümde daha çok eziyet oluyor. Çok fazla eziyet. Çünkü her şey İngilizce. Türkçe hiçbir şey yok. Hocalar sınıfta yabancı biri olmasa bile her türlü İngilizce anlatıyor. Türkçe bir şey konuşulmuyor yani derslerde. O yüzden öğrenmeden geçmeyin. Arkadaşlarım, ben ODTÜ'nün hazırlığını çok sevemedim. Onun bir videosunu yapacağız. Ayrıca. Niye sevemedin ya? Abi yani bir kursa gitsen aynı eğitimi orada da alıyorsun yani. Gramer dışında hiçbir şey öğretmiyor ki bana. Ya şöyle, öyle gibi geliyor okurken ama cidden öğretiyor ya. Mezun, yani hazırlığı bitirdikten sonra öğreniyorsun. Bir de şey öğretiyor yani. Hani tamam, size grammar öğretiyorlar. Hani böyle mesela ben hazırlığı bitirdim. İlk birinci sınıfa başladık. Zaten online, böyle Zoom'dasın falan. Hı hı. Hoca İngilizce bir şeyler konuşuyor. Ben ilk baş bir şey dedim. Lan ne oluyoruz hani böyle? Hiçbir şey anlamıyorsun, etmiyorsun. Ama sonra o kulak aşinalığıyla şu an hani derste her şeyi anlıyorsun. Hatta bazen hani şey, böyle Türkçe bir şey diyor mesela hoca, çok nadir de olsa. Onu da İngilizce düşünmeye başlıyorsun belli bir yerden sonra. Çünkü çok alışıyorsun. Peki Covid'in durumuyla ilgili şu an bütün derslerin yüz yüze mi? Evet, şu an bütün derslerim yüz yüze. Çok güzel. Arkadaşlar artık döndük. Bitti. Aynen, yüz yüze artık sefalet gitti. Bundan sonra bizim devrimiz. Başladık bakalım. 2019 YKS'ye girdin. Kaç sıralama yapmıştın? Benim TYT sıralamam 2,5-3 civarıydı. Ama AYT'm benim bir tık kötü olduğu için 6,5'a geri çekti. Yani 6200'e geri çekti daha doğrusu. Peki uzay ve havacılık yazdığına pişman mısın? Veya iyi ki yazmışım diyor musun? Ben şöyle bahsedeyim o serüvenimden sana. Ben sonuçlar açıklandıktan sonra ne yazacağı aklında belli olmayan bir insandım. Böyle gezdim, dolaştım, tüm okullara baktım. Ben dedim ki, tüm okulları gezdim. İTÜ'ye gittim, işte Özyeğin'e gittim, Koç'a gitmiştim, ODTÜ'ye geldim. Yani Boğaziçi'ni görmedim hani. Onun dışında çoğu üniversiteyi gezdim böyle hani. Marka üniversite diyebileceğimiz üniversiteleri. Buradan da linç yemeyeyim ama şimdi. Hani neyse, çoğu üniversiteyi gezdim diyeyim ben size. Bu üniversitelere baktıktan sonra dedim ki abi, ben ODTÜ'de okumak istiyorum. Buranın kampüsüne aşık oldum. Dedim ki Ankara'da hani bir tık daha öğrenci şehri gibi. İstanbul'u ben çok ısınamıyorum, bilmiyorum hani. İstanbul bana çok kalabalık geliyor. Zaten şu anda da full yabancı ırklı insanlar var yani. O yüzden iyi ki İstanbul'u yazmamışım diyorum. ODTÜ'de çok daha böyle izole bir hayattayız. Kampüsüne bayılıyorum. O yüzden dedim ki ben ODTÜ'yü yazacağım abi. O kafayla yola çıktım. Ve dedim ki ODTÜ'de bir bölüme gideceğim. Baktım, araştırdım neler var. Ben endüstri istiyordum aslında. Yani endüstri mühendisliği ilk tercihimdi benim. İlk tercihi endüstri mühendisliğine yazdım. Sonra dedim ki havacılık uzay diye bir mühendislik varmış. Dedim, araştırdım bu neymiş falan. Baktım okey geldi. Hoşuma gitti. Onu da yazdım. Havacılık geldi. Pişman mıyım? Değilim. Yani güzel bir bölüm. Gayet öne açık bir bölüm. Ama cidden zor ya. Hani endüstriden zor zaten. Ya kıyaslama yapamam. Endüstrinin derslerini bilmiyorum. Hani kıyaslamalık bir durum yok ama hani okulun en zor bölümlerinden biri diyebilirim. Makineyle eşdeğer. Yani makine ve havacılık cidden zor bölümler. Özellikle elektrik de çok zor bu arada yani. Hani mühendislik okumak bir tık ODTÜ'de zor oluyor ya. Hani saçlar dökülür gibi 2 seneye. Ama bir pişmanlığım olmadı. Gayet okey. Bölümden de memnunum. Çünkü şu an dediğim gibi geleceği en açık bölümlerden biri. Baktığın zaman tamamen gelişmekte olan bir bölüm. İş sektörü olarak gelişiyor. İş alımları çok fazla. O yüzden çok okey yani. Erasmus'u sormamda amaç şuydu aslında, hani artık bütün gençlik yurt dışına gitmek istiyor ya lisans eğitiminden sonra. Evet. Şey olarak da, yurt dışına gidiş olarak da, yurt dışı bu insanları arıyor mu? Uzay ve havacılık mühendislerini arıyor mu? Ya şöyle, tabii onlar bize göre çok daha fazla gelişmiş bu sektörde. Ama yine de kendini geliştiren bir öğrenci, burada kalifiye bir eleman, her türlü yurt dışına çok rahat çıkar. Yani yurt dışına da çok açık bir bölüm. Ama bu yani genel olarak bu ODTÜ markasının verdiği de bir şey. Yani ODTÜ'de mühendislik okuyan biri yani kendini yeteri kadar geliştirdiyse yurt dışına çok rahat çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani yurt dışında ODTÜ dediğinde yine insanlar bir biliyor, tanıyor yani. Bir saygı duruşuna geçiyor. Ama yani bizim bölüm özelinde de yurt dışına ben
kendini geliştirdiği sürece çıkarılabileceğini düşünüyorum. Sonra biraz o zaman YouTube'u soralım. YouTube, abi. Olur abi. Aynen. YouTube'u sor birazcık. Niye açtın kanalı? Ya ne yapacaksın? Niye açtım? Şundan bahsedeyim. Benim kanalı açma sebebim karantinadayız. Benim yani küçüklükten beri vardı içimde böyle bir hani yer bir televizyon değil de ekran karşısına geçme isteği diyeyim daha doğrusu. Hı-hı. Hani böyle televizyon olsun, YouTube olsun ama oyunculuk tabii ki çok zor bir şey. Çok kutsal bir meslek bence. Hani şu an ne kadar herkes oyuncu olsa da her güzel, her yakışıklı. Ama yani tiyatro falan çok okey bir şey mesela. Ben hani böyle ekran karşısına geçesim vardı küçüklükten beri. Karantinada da baktım paso YouTube izliyorum. Gece gündüz YouTube izliyorum. Dedim ben niye açmıyorum hani. Deneyeyim hani böyle bir göreyim neler yapabileceğim. Sonra açtık böyle günlük vloglarla başladık. Şu anda da kanal büyüdü yavaştan. Yavaştan aynen. Da büyümeye devam ediyor. Öyle eğlencesine, makarasına, kukarasına devam ediyoruz yani. Böyle kendi hayatımdan olsun, ODTÜ'den olsun. Güzel içerikler gelmeye devam edecek. Yani genel çekeriz istiyorsan bir şeyler. Vlog tarzında ilerleyeceksin herhalde. Başka bir şey düşünüyor musun? Ya benim bunu her zaman bunu hiçbir yerde söylemem. Kendim özel açıklama var. Evet. Hadi sana söyleyeyim. Benim asıl amacım şey zaten böyle YouTube'daki asıl açma sebebim ve şu anki hedefim de şey. Ben hani ileride şey istiyorum böyle. Hani ne çok fazla para ne böyle ün şöhret. Şey ya ben gideyim mesela yurt dışına gezeyim. Atıyorum bir hafta Fransa'ya gideyim. Paris'te kahvaltımı yapayım işte hafta sonu. Gezeyim, oraları göreyim işte. Vlog çekeyim, geri döneyim Türkiye'ye. Editleyeyim, paylaşayım. Orada harcadığım para bana geri gelsin. O parayla ben tekrar yurt dışına gidip tekrar içerik üreteyim. Tekrar geri geleyim. Hani ben aslında travel'a dönmek istiyorum. Böyle gezi vloglarına çok dönmek istiyorum. Tabii. Onlar hani, çok güzel oluyor. Tabii ki. Yani. Amacım bu şimdilik. Hani ama prodüksiyonlu içerikler de çekmek isterim. Yani. Bakalım. Gidişatı göreceğiz. Tabii şu an eğlencesine devam ediyoruz. Prodüksiyonlu içerik için ne lazım? Destek olmanız lazım. O zaman teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Daha çok görmek istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Abi benim kanalıma da bir abone olsunlar ya şuraya. Aynen aynen. Ne taraf oluyor? Sen geçen yanlış gösteriyordun onu. Aynen ben hep yanlış gösteriyorum. Şuraya bir yere koy işte benim kanalımda burada. Aynen iyi butonuna tıklayarak ve açıklamadaki linkten abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlarım benim. Görüşürüz.